Hızır Reis geldi sultanım. Hünkârımız kendileriyle görüştükten sonra teşrif edecekler. Hünkârımız ona bir hayli kıymet veriyor. Hakkında çok şey işittim. Dediklerine göre İbrahim Paşa ile de arası iyiymiş. Hızır Reis hiçbir ittifakın içinde bulunmaz sultanım. Lakin hünkârımızla olan yakınlığı er ya da geç paşayı rahatsız edecektir. Bu da paşayı hünkârımızla karşı karşıya getirir. Güzel. Gelelim diğer mevzuya. İbrahim Paşa bana verdiği sözü tutmadı. Tekneyi yoldan çevirmiş. Firuze tekrar hareme geldi. Çocuk ne oldu sultanım? Aldı. Ama zaten onu daha fazla tutmaya niyetim yoktu. O çocuğun varlığı Hatice Sultan'ı bir hayli huzursuz edecektir. Vakti gelince Nigar da öğrenecek. Neden bekleyelim? Seninle evliyken olmaz. Boşanacağınız vakit öğrenir. Hatta onu boşamanın sebebi bu olacak. İbrahim Paşa kendisi... Asla söylemez. Zaten güç bela çıkardı hayatından. Neyse. Birazdan yola çıkacağız. Bir hafta kalacağımı söyledi. Rüsema. Döndüğümde Firuze'yi burada görmeyeceğim. Ne yap et ondan kurtulmanın bir yolunu bul. Sizi itham edecekler sultanım. Düşmanlarınızın eline böyle bir fırsat verirsek. Umurumda değil. Ne olacaksa olsun. Razıyım. Rüsema, bu işi hallet. Döndüğümde Firuze olmayacak. Olmayacak! Destur! Aseki Hürrem Sultan Hazretleri! Kiraz'a, cariyeler için getirdiğim hediyeleri dağıt. Emredersiniz sultanım. Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. Afife Hatun iyiyim. Burada olmak gibisi yok. Öyledir tabii. Şehzadelerimiz dairenizde sizi bekliyorlar. Hayli hasret kaldılar. Ben de öyle. Burnumda tüttüler. Afife Hatun haremde her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Siz istirahat edin. Ben daha sonra malumat veririm. Sağ ol Afife Hatun. Zümbül'a nerede? Şehzade Mehmet'le alakadar olacaktı sultanım. İşi biter bitmez yanıma gelsin. Belli ki Firuze hala buralarda. Hoş geldiniz sultanım. Vallahi ben de anlamadım. Hatun attan düştü. Rüstem Ağa herkesten önce bulup kıracaktı boynunu. Fakat dediklerine göre kucağında geri dönmüş. Nasıl olur bu? Konuşmadın mı? Sual ettim. Fakat ben sultanımıza izah ederim dedi. Hatun'da bir şey yok. Bir hafta zarfında kalktı ayağı mel'une. Ne oldu acaba? Sultanım. Rüstem Ağa'nın hali epeydir tuhaf. Başka bir yol denesek. Sultanımız dönünce kızacak dedim ama... ben konuştum, ben dinledim. Bekle dedi. Sümbül, bir iş var bunda. Rüstem Ağa'ya haber yolla, yarın has bahçede olsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Sultanım, ben şehzademize bakayım. Evet. Sümbül gözün üstünde olsun. Neredeyse katile aslanımı öldüreceklerdi. Katiller mi? Ben avda yaralandığını biliyorum. Herkes gene öyle bilsin. Bir tüccar Mustafa'yı öldürmek istemiş.
Adamın nişanlısını kaçırıp hareme almış. Olan Mehmet'ime oldu. Eyvah eyvah. Ama kulak asma. Bence Maydara'nın işi bu. O yaptı. Ne hikmetse adam ölü bulundu. Emir veren de kayıp. O iki gün ne yaşadığımı bir Allah bilir. Ömrümden ömür gitti. Sultanım, çok çok geçmiş olsun. Allah'ım şehzademizi bağışlamış sizi. Sultanım. Sultanım. Ben niye hayal kırıklığına uğradın Rüstem'a? Döndüğümde Firuze'yi burada görmek istemediğimi söylemiştim. Senin eline imkan geçiyor ama sen hatunu kurtarıp saraya getiriyorsun. Sizi itham etmelerini istemedim sultanım. Ben sana umurumda diye demedim mi? Onu göndermenin zahmetsiz bir yolu varken neden bu tehlikeyi göze alalım? Ne diyorsun sen? Nedir bu? Acem diyarında Safevi hanedanının alametidir sultanım. Rüstem ağa. Firuze ile ne alakası var? Yolun sonuna geldin Firuze. Bu odaya, hareme veda etme vaktin geldi. Öyle mi? Bu sefer ne yapacaksınız bana? Nereye göndereceksiniz? Sizin oralarda, Acem diyarında bir laf vardır. Belki bilirsin. Ben ölüyü yıkadım. Cennete mi? Cehenneme mi gideceğine karışma. Ağalar! Atın bunu zindana! Ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok! Bırakın beni, bırakın! Ne yapıyorsunuz? Bırakın hemen. Hürrem Sultanımızın emri var. Ya nasıl olur? Hünkârımızın gözde... Firuze Hatun'u cebren alıkoyduğunu söylendi. Evet, onu zindana kapattı. Maalesef hareme nizam için bazen böyle kararlar vermem icap ediyor. Bir kusurum oldu size karşı. Neden verdiniz bu cezayı? Afife Hatun ben böyle münasip gördüm. Bir sakıncası mı var? Elbette var sultanım. Kendisi hünkârımızın gözdesi. Zinhar böyle bir hakarete maruz kalmasına müsaade etmem. Derhal çıkarılmasını emredeceğim. Afife Hatun, bu hadise senin boyunu aşar. Firuze o zindandan çıkmayacak. Her kim emrime karşı gelirse Firuze ile birlikte onun kellesi de gider. Bu vaziyette meseleyi hünkârımıza taşımaya mecburum sultanım. Durduğun kabahat.
çalışıyorsun Hürrem? Firuze'yi zindana kapatmak da ne demek oluyor? Ben yanlış bir şey yapmadım Süleyman. O hatunun kabahati büyük. Neymiş büyük kabahati? Firuze, neden burada olduğunu söyle. Herkesten sakladığın o büyük sırrı anlat. Nedir bu sır Firuze? Hünkâr. Firuze. Dövmenin sırrını bilmiyorsun, öyle değil mi? Aksi halde çoktan kellesini almalarını emrederdim. Bir dövmenin nasıl bir sırrı olabilir ki? Gözdeniz sandığınız hatun meğer Safevi hanedanına mensupmuş. Bu dövme de bunun ispattır. Hanedanın kullandığı eski alametlerden biriymiş bu. Firuze. Sinsice aramıza girmiş bir hain. Sana bir hiç olduğumu söylemiştim. Artık olman gereken yerdesin. Ayaklarım dibinde. Aşk için düşmüşüm. Ne gam. Öyle bir aşk ki hünkârımıza masumiyetimi ispat edecek. Onca yalan içinde ne masumiyetinden bahsediyorsun sen? Artık kimse kurduramaz seni. Zira bu gece sadece seni değil, bütün düşmanlarımın kaderi değişti. Bu Hürrem, yeni bir oyun mu? Yerinizde olsam ben de böyle telaşlanırdım. Sizin bu hatununla
nasıl destek verdiğiniz düşünülürse vaziyet pek hoş değil tabii. Ne demek bu? O yılanı kendi ellerinizle hünkârımızın koynuna soktunuz. Demek sultanım. Beni bertaraf etmek uğruna hanedanın istikbalini tehlikeye attınız. Eğer bu işin altından yine sen çıkacak olursan Hürrem, bil ki bu sefer bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sultanım, ya benimle alakası yoksa? O vakit bunun bedelini kim ödeyecek? Firuze tekrar zindana atıldı. Hala neyi bekliyorlar anlamadım. İbrahim Paşa tetkik ettiriyor sultanım. Hatun hakkında malumat almadan infaz edilmez. Neyse. Tayin meselesine gelince Hatice Sultan bizzat hünkârımızla konuşmuş. Nigar'ı bahane etmiş. Anlayacağın gitmeye mecbursun. Yapacak bir şey yok. Nasıl münasip görürseniz. Rüstem'e. Bu sürgün ilelebet değil. Sana söz veriyorum. Buraya daha kuvvetli döneceksin. Ne kadar vaktin var? Paşamız bir ay mühlet verdi. Güzel. Evvela Firuze ile konuşalım. Sıra İbrahim Paşa'ya da gelecek. Validem, Cihangir'i görmeye gelmiştim. Çıkmışsınız. Biraz bahçede dolaştım. Bir şey mi oldu? Firuze'yi duydum. Aklım almıyor bir türlü. Meğer hatunun ne sırları varmış? Bu uğursuzun adını anma, Meşime. Götürün şunu. Sultanım. Hayırdır Hafife Hatun? Bu hatunun burada ne işi var? Neden çıkardınız onu? Hünkârımızın emri. Firuze Hatun'un gözdeler koğuşuna alınmasını buyurdular. Söyle Hürrem. Lakin çabuk. Zira hayli işim var. Bu ne demek oluyor? Firuze nasıl olur da gözdeler koğuşuna geri döner? Ben öyle münasip gördüm. Hatunun casus olmadığı tespit edildi. Nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı edecek? Akıbetiyle ilgili henüz bir karar vermedim. Süleyman. Hatun Müslüman. Zinhar haremde kalması münasip değil. Ne yapacaksın? Haremde kalması için nikah mı giyeceksin yoksa? Bir karar verince sen de herkesle birlikte öğrenirsin. Bu karar sadece onun hayatını değil, Süleyman, bizim hayatımızı da değiştirecek. Süleyman, lütfen bunu sakın aklından çıkarma.
Tamam. Sümüğü söyle. Ne oldu? Hünkârımız karar vermiş mi? Sultanım, Firuze Hatun az evvel odasından çıktı. Afife Hatun'umun dediğine göre hünkârımız çağırmış. Zannediyorum ki akıbeti hakkında karar verilmiş. Nihayet. Sultanım. Hatun'un casus olmadığı belli. Ebu vaziyette sarayda kalmasının tek şartı nikah. Ya hünkârımız nikah kıyarsa o vakit ne yapacağız? Nazlı Sencik, Cihangir benimle kalsın. Hanım. Nazlı. Hünkârımızın yanından geliyorum. Firuze Hatun hakkında bir karar verdiler. Bilmeni icap ediyor Zira. Söyle. Haremden gönderilmesine karar verildi. Acem Sarayı'na mı teslim edilecek? Hayır sultanım. Ne yazayım bir son. Geldiniz. Bana veda etmek için. Öyle de diyebiliriz. Merak etme. Eşyalarını toplaman için vaktin olacak. Kaybettin Firuze. Bu aslında malumun ilanı. Daha evvel sözlerime kulak verseydin, şimdi böyle boynu bükük gitmezdin. Aşk, eğer hakiki bir aşksa, orada kazanan yoktur, zafer yoktur. Zira aşk kaybedenlere aittir. Onların kalplerinde ateş olup yanmaya devam eder. Bütün kaybedenler kendini böyle avutur zaten. Çok merak ediyorum. Hünkârımız kalmanı isteseydi o vakit ne diyecektin? Eminim karşıma geçip zafer naraları atacaktın. Öyle değil mi?
hakiki dediğin aşkın da kendisi. Hünkârımızın kararı da bunun ispatıdır. Hatırlarsan bir anlaşma yapmıştık. Kaybeden ben olursam bu zehri içmeye hazırım. Ya sen Firuze? Sen içebilecek misin? İç, beni sonlasın. Korkma, bunu senin isteyecek değil. Zaten sende bunu yapabilecek ne yürek var, ne de aşk. Birle olmakta fayda var. Firuze'yle bir daha önüme çıkmasını istemiyorum. Kolayı var sultanım. Hatun Safevi hanedanından. Birkaç kişiye haber salarım. Elbet onu Acem diyarına götürmek isteyen birileri çıkacaktır. Rüstem'a, aklımdan geçenleri okudun. Bu durumda onu sağ konmazlar. Kesinlikle infaz edilecektir. Rüstem'a ihanetin bedeli ağırdır. Firuze Hatun'da payına düşeni ödemeli.